Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersi birinci dönem örnek birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, bir metnimiz var. Bu metne göre sorularımız gelecek. Yaklaşık 40-50 puan değerinde dikkatli olmak gerekiyor. Metnimizi öncelikle bir okuyalım. Merhaba arkadaşlar, ben Adem. Eskiden annem, babam, abim ve kız kardeşimle birlikte Halep'te yaşardım. Devam ettiğim bir okulum, sokakta oynadığım arkadaşlarım ve komşularımızla birlikte tıpkı sizin gibi güzel bir hayatım vardı. 2 sene önce savaş bizim evimize de ulaştı. Canımız tehlikeye girdiği için her şeyimizi geride bırakıp ülkenize sığınmak zorunda kaldım. Bu esnada da babamı kaybettim. Bir süre dışarıda kaldım, çok uzun süre aç kaldım. Hasta oldum ama kimseden yardım alamadım. Şimdi abimle beraber çalışarak anneme ve kız kardeşime bakmaya çalışıyoruz. İkimiz de fabrikada iş bulduk. Zor ve tehlikeli ama buna mecburuz. Hayatınızın ve elinizdekinin kıymetini bilin oldu mu diyor. Birinci sorumuz. Metinde Adem hangi gruplara üyedir? Şimdi bakın, eskiden annem, babam, abim ve kız kardeşim diyor. Demek ki bir aile grubu var. Devam ettiği bir okulu varsa bir okul grubu vardır. Sokakta oynadığım arkadaşlarım, oyun arkadaşlarıyla ilgili bir grubu vardır. Fabrikada çalışıyor, fabrikadaki işçi grubu vardır. Bir de şurada komşularımızla birlikte diyor, komşularının olduğu bir grup da vardır. Bunları hemen yaz. Adem'in bulunduğu gruplar ailesi, okulu, oyun arkadaşları, fabrikadaki işçilerle yine bir grup oluşturuyor. Üçüncüsü ve dördüncüsü komşularıyla ilgili bir grubu var ve beşincisi. Yaptığın her doğru için de 2 puan olarak hesaplama yapabilirsin. 2 numaralı sorumuz 10 puan değerinde 5 tane cevap vermemizi istiyor bizden. Metinde Adem hangi rolleri üstlenmiştir diyor. Sevgili öğrenciler, ailesi içerisinde çocuklar olmuş. Okul arkadaşları arasında öğrenci rolünü üstlenmiş. Fabrikada işçi rolünü üstlenmiş. Komşularıyla başka birinin komşusu olmuş. Sokakta oynadığı arkadaşlarıyla da oyun arkadaşı rolünü üstlenmiş. Bunları hemen yazalım. Yaptığın her doğruyu 2 puan olarak hesaplama yapabilirsin. Ailesinde çocuk rolünü üstleniyor. Okulunda öğrenci rolünü üstleniyor. Fabrikada işçi olarak çalışırken işçi rolünü üstleniyor. Başka birinin komşuları arasında komşusu rolünü üstleniyor. Sokakta oynarken de arkadaşlarıyla oyun arkadaşları rolünü üstleniyor. Toplamda 5 tane. 3 numaraya baktığımız zaman Adem'in temel haklarını kullanamamasının sebebi savaştır. Peki dünyada çocukların haklarını kullanmalarına engel olan diğer durumlar nelerdir diyor. Sevgili öğrenciler, mesela çocuk işçiliği. Çocuk yaşta işçi olarak sen onu zorla çalıştırırsan, çocuk işçiliği yazalım. Sen onu eğitim hakkından, oyun oynama hakkından vesaire kısıtlamış olursun. Bir diğeri de yine dünyada özellikle Afrika ülkelerinde olan açlık ve hastalıklar. Açlık ve hastalık da dersek buradan da yine bir 5 puan daha hesaplama yapabiliriz. 4 numaralı sorumuza baktığımız zaman Adem hangi temel haklarını kullanamamıştır diyor. Toplamda 5 tane 10 puan değerinde yaptığın her doğru madde için 2 puan olarak hesaplama yapabilirsin. Şimdi devam ettiğim bir okulum, demek ki okuluna devam edemiyor. O zaman eğitim hakkından yararlanamıyor. Onu görüyorum ben. Uzun süre aç kaldım diyor mesela sevgili öğrencilerim. O zaman beslenme hakkından da yararlanamamış. Hasta olmuş ama kimseden yardım alamamış. O zaman burada sağlık hakkından da yararlanamadığını görüyorum. Canımız tehlikeye girdiği için diyor. Canın tehlikeye girdiyse yaşama hakkından da mahrum bırakıyorlar seni. Evini bırakıp başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyorsan barınma hakkından da yine seni mahrum bırakıyorlar ve onu da kullanamadığını görüyorum. Bu metne göre Adem yaşama hakkını, beslenme hakkını, sağlık hakkını, barınma hakkını ve eğitim hakkını kullanamamıştır. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. 5 puan değerindeki bir diğer sorumuz, Adem'in çocuk haklarından faydalanması gerektiğine göre kaç yaşından küçük olmalıdır? Sevgili öğrenciler, eğer çocuk haklarından yararlanmak istiyorsan çocuk olman gerekir. Yani 18 yaşından küçük olman gerekir. 18 yaşından küçük dersek bu soruya cevap vermiş oluruz. 5 puan değerinde bir soruydu. 6 numaralı sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıda metni
Kitapta verilen kelimelere uygun olarak doldurunuz diyor. Kadeş, Sümerler, Hitit, Kütüphane ve Hammurabi kelimelerini doldurmamızı istiyor. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Arkadaşlar ben Ludungirra Anadolu'nun ilk ve en büyük uygarlığı Hititlerdir sevgili öğrencilerim. Buraya bizim Hitit kelimesini getirmemiz gerekiyor. Hitit, tamamladım şöyle. Hitit devletinde yaşıyorum. Ülkemde geçenlerde dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Hititlerle Mısırlar arasında yapılmıştır. Dünyanın ilk yazılı anlaşmasıdır. Kadeş Barış Anlaşması'nı imzaladım. Benim ülkeme nokta noktanın bulduğu yazıyı, yazıyı kimler buluyor ve takvimi? Sümerliler. Buraya da hemen Sümerler kelimesini getirmemiz gerekiyor. Benim ülkeme Sümerlerin bulduğu yazıyı ve takvimi ticaret yoluyla Asurlar getirmiş. Asurlar okumayı çok seven bir halk olduğu için dünyanın ilk kütüphanesini, buraya da kütüphane kelimesini getirmemiz gerekiyor. Kütüphanesini açtıklarını duydum. Geçenlerde mahkemem vardı. Dünyanın ilk yazılı kanunlarını yazan Babil Kralı Hammurabi'den beri davalarımız kanunlarımızın yazılı olduğu tabletlere uygun şekilde görülüyor. Bu şekilde yaptıysan 2 puan hesaplamada yapabilirsin. 7 numaralı sorumuzda ise doğru yanlış ifadeleri var. Doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfi, toplamda 10 puan değerinde her madde 2 puan olarak, her yaptığın doğru için 2 puan olarak hesaplama yapabilirsin. Türkiye Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Doğru bir bilgi. Bir olay yalnızca o olayı yaşayan kişileri etkiler, başka insanları etkilemez. Yani kardeşinin yaşadığı bir olay seni etkilemez mi? En basit örneğinden etkilemez diyorsan yanlış demiş olursun sevgili öğrencim. Bir diğeri, Türkiye'de çocuk haklarının korunmasına ilk başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Doğru bir bilgidir. UNICEF, BM'ye bağlı olarak çalışan ve dünya çocuklarının haklarını korumayı amaç eden bir kurumdur. Doğru bir bilgidir. Özgürlük istediğimiz her şeyi istediğimiz her an yapabilmektir. Yani özgürlüğün tanımı bu olmasa gerek. İstediğin her şeyi istediğin her anda yapabilir misin? Gece 2'de mesela yüksek sesle müzik dinleyebilir misin? Ya da hırsızlık yapabilir misin? Birini öldürebilir misin? Hayır. Dolayısıyla buraya yanlış dememiz gerekiyor. Doğru yanlış, doğru doğru yanlış şeklinde sıralama bize 10 puan daha kazandıracaktır. Ve bundan sonra da çoktan seçmeli test sorularımız var. Yaptığın her doğruyu 4 puan olarak hesaplama yapabilirsin. 10 tane 60 puanı zaten geride bıraktık. 10 tane test sorusunu 40 puan olarak hesaplayacağız. Yukarıdaki şemada soru işareti olan yere başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Manavgat Şelalesi, Uludağ, Abant Gölü, Peribacaları. Bunlar tarihi mekanlarımız değil, tarihi nesne bir araç da değil, bir savaş aleti, mızrak tarzı, ok tarzı bir şey de değil bunlar. Kültürel kalıntılardan ziyade bunlar doğada kendiliğinden oluşan doğal güzelliklerimizdir. Şelale, Uludağ, Abant Gölü, bir göl ya da peribacaların oluşmasında insan eli değmez, doğada kendiliğinden oluşur. Biz bunlara doğal güzelliklerimiz diyebiliriz. Cevabım B seçeneği. İkinci sorumuzda tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Tarihi eserlerin eskiden yapılması gerekiyor. Eskideki insanların bırakmış olduğu eserler. Tarihi eserler ki zaten doğruyu bizden istiyor. Doğru cevabım A seçeneği. Tarihi eser yoktur olur mu? Yurdumuz tarihi eser bakımından çok zengindir. Tarihi eserler fabrikada üretilmez. Eski insanların yaşamış oldukları bıraktığı eserlerdir. Fabrikalarda yapılmaz. Tarihi eserler alınıp satılamaz. Hatta cezası da var. Müzede sergilenir ve insanlar da onları görerek ziyaret ederler. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorum. Bu tarihi yerleri görmek isteyen arkadaşların aşağıdaki illerimizden hangilerine gitmeleri gerekir? İstanbul ilinin Pendik ilçesinin Ömer Nasuhi Bilmen İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören Feyzullah ve Çınar adlı arkadaşlar sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri tarihi mekanlarımızdan Anıtkabir'i ve Topkapı Sarayı'nı merak ediyorlardı. Anıtkabir'i görmek için sırayla nereye gidersin? Önce Ankara'ya gidersin. Topkapı Sarayı da İstanbul'dadır. Ankara ve İstanbul doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, günümüzde aşağıdaki çağlardan hangisinde yaşamaktayız? Yakın çağ sevgili öğrencim. Doğru cevabım C seçeneği.
Bir diğer sorumuz, Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Açıklama kısmında da Anadolu'da birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir. Şimdi Anadolu tam bir ılıman iklimde yer alır. Yani karı da görebilirsin, kar yağışını da görebilirsin, güneşi de görebilirsin, yağmuru da görebilirsin. Çok sıcağı da görürsün, çok soğuğu da görebilirsin. Ilık mevsimi de görebilirsin. İklimin ılıman olması. Tabii bu da tercih edilir. Şimdi Alaska'da kaç kişi yaşayabilir şu anda? Kutuplarda kaç kişi yaşayabilir, değil mi? Ya da çok sıcak olan çöllerde kaç kişi yaşayabilir sevgili öğrenciler? Yine Türkiye'miz, Anadolu su kaynaklarının bulunması diğer devletlerin, medeniyetlerin hep ilgisini çekmişti. Çünkü sulu yerlerde tarım da yapılır. Eski insanlar da zaten daha çok işte toplayıcılık, tarım, avcı ve maden işleriyle ilgilendiği için bulunduğu yerlerde su kaynaklarında bulunması gerekiyor. Doğal kaynaklarca zengin olması. Demir gibi madenlerin zengin olması. C seçeneğini de eledim. Bilimsel gelişmelere uygun olması. Yani Anadolu tabii ki bilimsel gelişmelere uygun diye tutup da oraya yerleşmezsin. Hani bilimsel gelişmeleri ilk çağlardan değil de daha sonraki çağlarda değerlendirmek gerekiyor. Bu seçenekler nedenler arasında olmaz. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, tarihi çağlar aşağıdakilerin hangisinin bulunmasıyla, icadıyla başlamıştır? Sevgili öğrenciler, yazının bulunmasıyla tarih çağları da başlar. Doğru cevabım C seçeneği. Yazının öncesinde de yine tarih öncesi devirler vardır. Yontma taş devri, cilalı taş devri vesaire gibi. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz, buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Merhaba, benim adım Paduhepa. Hattuşa'da yaşıyorum. Hattuşa Hititlerin başkenti. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde ocağımız bile var. Komşu ülkeler bize bin tanrı ili diyor. Kutlamalarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etkilenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız anal adı verdiğimiz yıllıklarda da hazırlıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sevgili öğrencim, yani evlerinden bahsediyorlarsa demek ki bunlar göçebe değil. Yerleşik bir yaşam sürmüşler, değil mi? Yine baktığımız zaman tahıl deposundan bahsediyorsa tarım ile uğraştıklarını da söyleyebiliriz. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız anal adı verdiğimiz yıllıklarda hazırlıyoruz. Demek ki yazıyı da kullandıklarını görebiliyoruz. Bin tanrılı il, Allah'a inanmışlardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz, çünkü tek tanrı inancımız vardır. Bizim de Müslümanların da kutlamalarda diyor ki bak tanrılarımıza birden fazla demek ki tanrıları var. Böyle düşünen birisi de Allah'a inanmaz tabii ki. Ya da o kavramı bilmez. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz da aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan değildir? Asurlular, Sümerler, Babiller, bunlar Mezopotamya uygarlığı. Urartular Anadolu'da kurulmuş bir uygarlıktır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki görselde dünyanın ilk parasının iki yüzü yer almaktadır. Parayı icat ederek takas usulüne son veren uygarlık Lidyalılardan bahsediyor burada da. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki metinde hangi uygarlık hakkında bilgi verilmemiştir diyor. Herodot, Hipokrat, Thales gibi bilim adamları İyonyalılar tarafından, İyonyalılar zamanında yaşamıştır. Midas en ünlü hükümdarlar olup elbiselerini hep fibula ile tutturmuşlar. Burada da Frigyalılardan yani Friglerden bahsediyor. Asma bahçeleri, Babil'in asma bahçelerini diye duymuşsundur diye düşünüyorum. Asma bahçeleri ve kulesi dünyanın 7 harikasından biri sayılmıştır Babiller döneminde. Burada Asurlara ait, bu medeniyete ait bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevabım A seçeneği.